Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Bugün 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı. Bu anlamlı günü sizlerle birlikte kutlamak adına stüdyolarımızda çok değerli iki konuğumuz var. Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Menekşe ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Öncelikle sizlere bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, bizler sizi tanıyoruz ama sizi tanımayanlar için biliyorsunuz yurt dışından ve şehirler arası da izleniyoruz, takip ediliyoruz. Tanımayanlar için kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum. Evet, öncelikle hoş bulduk diyorum. Bu güzel davetiniz için. İsmim Bayram Ekici. 2014 yılından beri Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanıyım. Evet. Aynı zamanda son 8 yıldır da Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreterliği görevini yapıyorum Ankara'da. Bir gazetemiz var. Bunun yanında meslektaşlarımızın sorunlarıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ben bugün 24 Temmuz olması münasebetiyle buralarımıza davet ettiniz. Biz de görüşlerimizi bu konuyla alakalı belirteceğiz inşallah. Evet. Ona göre 24 Temmuz'un ne anlama geldiğini aktarmış olacağız. Evet. Sizi de tanıyalım Ahmet Bey. Siz de hoş geldiniz. Öncelikle hoş bulduk. Ahmet Menekşe haberlilik konulu imtiyaz sahibiyim. Programımıza davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Dijital medya tarafında işimizi sürdürürken Bayram Başkanım'la birlikte cemiyette de gerekli görevleri yapıyoruz. Tüm gazetecilerimizin dolayısıyla bütün basın mensuplarının da gerekli çalışmaları, gerekli istekleri doğrultusunda görevimizi icra etmeye çalışıyoruz. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Sözümüzün devamı var mıydı? Ben yok yok. Peki. Çok konuşacağız. Evet. Evet sevgili kıymetli izleyicilerimiz, sevgili Nevşehir milletvekilleri de bu özel günü kutlamak üzere bizlere mesaj gönderdiler. Şimdi onları bir okuyalım öncelikle. Evet, Nevşehir milletvekili Süleyman Özgün'ün mesajını sizlerle paylaşıyorum. Ayşe Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Gazeteciler gününüzü kutluyorum. Sizler şehrimizin değerisiniz. Konuklarınız Bayram Ekici, Ahmet Menekşe ve tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Toplumun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmek adına özveriyle çalışan kurumlar ile bireyler arasında köprü görevini üstlenen basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim, diyor Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün. Kendisine teşekkür ediyoruz efendim. Yine Nevşehir Milletvekilimiz ve MHP Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Filiz Kılıç da bize bir mesaj gönderdiler. O mesajı da sizlere paylaşmak istiyorum. Merhabalar Ayşe Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Gazeteciler gününüzü kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Konuklarınız Bayram Ekici, Ahmet Menekşe ve tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyoruz. Görevini büyük özverilerle yerine getiren, mesai saati gözetmeksizin çalışan Türk milletiyle ve hemşerilerimle buluşmamı sağlayan Nevşehir'imizin kıymetli basın mensupları başta olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, esenlikler dilerim. Profesör Doktor Filiz Kılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Nevşehir Milletvekili. Filiz Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Evet, Emre Çalışkan da bir mesaj gönderdi. Yine Nevşehir Milletvekilimiz. Değerli Ayşe Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Sizin ve konuklarınızın Bayram Ekici, Ahmet Menekşe ve tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Toplumun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmek adına mesai mevhumunu gözetmeksizin özveriyle çalışan kurumlar ve bireyler arasına köprü görevi üstlenen değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Emre Çalışkan, Nevşehir Milletvekili. Teşekkür ediyoruz onlara. Üç milletvekillerimize de en kalbi şükranlarımızı, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet. Ve konumuza dönüyoruz. Sayın Başkanım, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın anlam ve önemini dinleyicilerimize aktarabilir misiniz? Biraz da mikrofona yakın konuşabilirsek. Evet.
Hemen şöyle yaklaşalım. Bugün 24 Temmuz. Diğer bir adıyla basın bayramı. Aslında basın bayramının bu şekilde çıkması sansürün kaldırılmasıyla alakalı bir durum. O açıdan 24 Temmuz'u basında sansürün kaldırılmasından dolayı basın bayramı olarak kutluyorduk bugüne kadar. Tabii bugün neden farklı şey telaffuz ettim? Şu anda biz uygulanan sansürden dolayı, dolaylı veya dolaysız yapılan otosansürden dolayı 24 Temmuz'u basın ve özgürlük dayanışma günü olarak kutluyoruz. Bunun sebebi tabii çok geniş, bunu anlatmak da bitmez ama tabii yüzeysel olarak genel hatlarıyla da anlatmaya çalışacağız. Evet. Tabii Türkiye'de tabii birazcık basının tarihine gireceğiz. Burada bunu da hemen belirteyim. İlk kez 1876 tarihinde ilk sansür o zaman uygulanıyor Türkiye'de. Evet. O tarihten sonra tabii meşrutiyetin ilanında sonra olay değişiyor. İlk yayın yapan Türkçe gazetemiz Tercümanı Ahval'in gelişiyle birlikte de 24 Temmuz'u basın bayramı olarak kutluyorduk. Evet. O zamanki gazete mesela Tercümanı Ahval dediğimiz gazetenin yazarlarından Ziya Paşa yazdığı bir yazı neticesinde cezalandırılmak amacıyla zaten 1861 yılında bu gazetenin de 2 haftalık bir kapanmasına sebep oluyor. Bu tabii ne için yapılıyor? Bir gözdağı vermek için, gazetecilere gözdağı vermek için. Dolayısıyla bu durumda sansür oluyor tabii ki. Demek ki tarihin her döneminde bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Tabii ki, tabii ki. Yani Osmanlı'dan bu yana kadar da bu iş işte ilk gazeteden işte bugünümüze kadar da bu şekilde gelmiş. Dediğimiz gibi yani tam bir sansür olmasa da dolaylı dolaylısız bir şekilde sansüre maruz kalabiliyoruz. Olayın aslı kutlama sebebimiz ve bugünkü durumumuz da bu şekilde. Evet. Peki Ahmet Bey, Türkiye'de gazetecilik ve basın tarihine dair neler söyleyebiliriz? Gerçi Bayram Başkanı biraz bahsetti ama sizin de açabileceğiniz şeyler varsa konuyu açabilirseniz. Biraz da mikrofona doğru konuşabiliriz. Basın tarihi tarafında ilk gazeteyle başlayabiliriz bu konuya. Basılı ilk gazetenin 1831 yılında Takvim-i Vakai olduğunu görüyoruz. Ama bu bir resmi gazetedir. Bir özel gazete değildir ve Türkçe olup olmadığı da hani Osmanlı olduğu için Osmanlı Türk gazetesi denilebilir. Evet. Onun için bir farklı görüşte 1861 yılında ilk neşredilen Tercüman-ı Hakikat gazetesi olarak basın hayatı buradan, basılı basın hayatı özellikle buradan başlıyor. Fakat günümüzdeki tarafıyla ve bugüne özel baktığımız zaman yine 1860'taki Tercüman-ı Ahval gazetesinin başkanımın da söylediği gibi durumunu göz önünde bulundurmak lazım. Buradaki sansürlü, sansürsüz bütün basın hayatındaki emekçi arkadaşlarımızın, gazeteci arkadaşlarımızın basının her tarafında günümüzde özellikle işte işitsel ve görsel basında dahil olmak üzere onların uyguladığı, onlara uygulanan zorluk, sansür ve çilekeş hayatlarından kaynaklı yaşadıkları zorlukları aslında bugün anlatmak için burada. Dolayısıyla Türk basın tarihinin özelliklerinden ziyade bugünkü sadece sansür ve dayanışma özgürlüğü tarafına daha odaklanmayı istiyorum biraz bugün konuşmamızda. Evet. Ama bir bilgi olarak 1861 yılına başlayarak bugüne kadar söyleyebiliriz. Hala da bu konuyla alakalı işte biz de elimizden geldiğince çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet, çok güzel. Sayın Başkanım, Nevşehir'de gazetecilerin karşılaştığı en büyük sorunlar nelerdir? Cemiyet olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz bu sorunların giderilmesi açısından? Evet, genel anlamda baktığımız zaman gazeteci zaten bütün zorluklar içerisinde çalışma zorunda kalan bir yapıya sahip. 2014 yılında Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na geldikten sonra şehrimizde gördüğümüz eksiklikler vardı.
basın camiası olarak. Biz bunları düzeltme noktasında tabii ilk önce kendi mevcut durumumuzu bir kontrol etmek adına yola çıktık. İlk önce kendi durumumuza baktıktan sonra elimizde neler var, kimler var, neler yapabiliriz, bu şehre neler katabiliriz, kiminle nasıl yol yürüyebiliriz, bunları bir değerlendirmiştik. Daha sonrasında tabii ki ikili ilişkilerimizi kullanarak kurumlar arası görüşmelerimizi başlattık. Kurumlarda her kuruma bir tane basınla alakalı, basınla ilişkilendirilmiş bir görevli koyulmasını özellikle istedik ve bunu da yaptık. Şu an için bütün kurumlarda basın birimini oluşturmuş durumdayız. Çok güzel. Yani en önemli kısmı buydu. Bunu neden yapmıştık? Sağlıklı haber alabilmek. Her zaman işte kurumun amirine, müdürüne ulaşamıyorsunuz. O açıdan başka yerden de doğru bilgi alma şansınız yok. Bunun en sağlam ayağı nedir? Kurumlarda oluşturulmuş basın birimlerinden sağlıklı bilgiyi, doğru bilgiyi alabilmektir. Çünkü oradaki arkadaşımız da nihayetinde oradaki bilgiyi amirinden alıp teyit ettikten sonra bizlerle paylaştığı için doğru haber bu şekilde çıkmış oluyor. Burada en önemli ayağı buydu bizim için ve bunu başardık. Şu anda Nevşehir'deki bütün kurumlarımız içerisinde böyle bir yapı oluştu ve bundan da gayet memnunuz. Çünkü buradaki arkadaşlarımız, bütün gazeteci meslektaşlarımıza ulaşabiliyorlar, kendilerini ifade edebiliyorlar, kurumlarıyla alakalı haberlerini gönderebiliyorlar. Cemiyetimizin ilk aşamasındaki, geldiği çalışmamızdaki en önemli çalışma buydu bizim için. Ondan sonra bunu başardık. Bundan sonraki amacımız arkadaşlarımızın yaşadığı zorluklardı. Sahadaki çalışan arkadaşlarımızın. Şimdi haberi alıp bugünkü ortamda internet medyası hızlı çalışan bir mecra. Diğer basılı gazetelere göre tabii hızlı çalışan bir mecra. Çünkü teknolojiyle beraber bu günümüzde bu şekilde yansıdı. Bundan sonra ne oldu? Bu süreç başladıktan sonra işte haberin de doğru haber olup olmadığı, doğru kaynaktan alınıp alınmadığı, işte kopyala yapıştır mantığıyla yürütülen haberlerin ortaya çıktığı, yani dolayısıyla kalite düşüyor ve bilgi kirliliği oluşuyor. Evet. Bu bilgi kirliliğini önleyecek yapı biziz. Yani basındır, gazetecidir, gerçek gazetecidir. Çünkü vatandaş tarafından çekilen, yapılan, sosyal medyada yazılan hiçbir bilginin doğruluğu teyit edilemez, işte garantilenemez, yani garanti bir haber değildir, doğru bilgiye de sahip değildir. Dolayısıyla böyle bir habercilik de olmaz zaten. Bunu çoğu kişi de biz habercilik yapıyoruz mantığıyla bu şekilde hareket ediyor. Çoğu sosyal medyayı takip ederek bir şeyler yapmaya çalışıyor ama asıl o değil işte. Asıl olan sahada, olayın olduğu yerde, vuku bulduğu yerde veyahut da ilgili işte bir kurumu ilgilendiren herhangi bir haberde, bir önemli bir günde vesaire, hepsini sıralayabiliriz, değişik değişik haber faktörleri vardır. Burada olayla alakalı, durumla alakalı sağlıklı bilgiyi kimden alabilir? Bunu sorgulayacak gazetecidir. Gazeteci gittiği zaman kurum yetkilisinden, amirinden, işte dediğim gibi oradaki yetkili kişiden doğru bilgi alıp halkı doğru bilgilendirerek habercilik mesleğini yapmak. Tamam, kabul ediyorum, internetten hızlı habercilik yapabiliriz, yapmalıyız. Herkes bir yarış içerisinde olabilir, kendi meslektaşımız da kendi içerisinde yarış içerisinde olabilir. Ama boş vaatlerle, boş haberlerle insanların kafasını meşgul edip farklı yönlere çekip benim sistem, benim haberim daha fazla okunsun mantığıyla hareket ediyorsak burada yanlış yapıyoruz. Yalan ya da abartı haberler. Tabii burada yanlış yapıyoruz yani. En büyük hatamız bu. Burada da çuvaldızı kendimize batıralım. Yani buna dikkat etmek zorundayız. Ben arkadaşlarımızı sürekli uyarmakla mükellefim, uyarıyorum. Bir şekilde doğru olanı yapmaya gayret gösteriyoruz. Tamam, herkes yarışsın, bu şehir için bir katkı sunsun, bir değer katsın. Ama doğruyu yapalım. Biz halk değiliz. Biz halkı bilgilendiren geniş bir aileyiz yani. Onun için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci konuda da arkadaşlarımıza bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu olayın niteliklerini anlatmaya çalışıyoruz. Ve sahadaki bu yaşadıkları sorunları gidermek yönünde çalışmalar yaptık. Yine bunu kurumlarla iletişim kurarak,
oradaki insanların bize nasıl yardımcı olması, sahada çalışan arkadaşlarımıza nasıl yardımcı olması gerektiği noktasında bilgiler aktardık. Onlar da sağ olsunlar ellerinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yeterli mi? Değil. Yeterli değil. Bunun kötü örneklerini halen yaşıyoruz. O tarafları farklı anlatalım istersen Gülayşan. Çünkü o da ayrı bir konu olarak ben düşünüyorum da. O biraz daha artık gerçekten çok hassas bir nokta. Onu özellikle de belirtmek istiyorum. Onu biraz sonra değinelim inşallah. Peki. Ahmet Bey, sizin fikirleriniz nedir? Sosyal medya ve dijital platformların gazetecilik üzerindeki etkileri sizce nasıl? Bir de siz değerlendirebilir misiniz? Öncelikle zaten kendi haber mecramız da dijital. Bu konuda hani gerekli yeterliliğe sahip olduğumu düşünüyorum. Sosyal medya ve internet haberciliği tarafında çağımızın olmazsa olmazı, teknoloji bu tarafa doğru evriliyor. Başkanımın da bahsettiği gibi hızlı haber alma, anlık tepki verme tarafında gerçekten olmazsa olmaz bir tarafı var. Bunların çok ciddi ve önemli örneklerini işte yakın zamanda yaşadık. Depremde 6 Şubat'ta, işte daha önce yine demokratik bir 15 Temmuz süreci atlattık. Bunda da dijital medyanın, basılı medyanın hemen anında yapamadığı için, yapamayacağı için dijital medyanın önemini, sosyal medyanındaki dijital medyanın, dijital haberciliğin önemini biraz daha anlamış olduk. Burada teknoloji buna gidiyor, burada problem yok. Fakat bunun da bir gerçekten otot kontrole tabi tutulması lazım. Dolayısıyla başkanımın da temsil ettiği kurumun da görevi bu. Bizi hem kendi içimizde eğitmek, hem de yanlışlarımıza dur demek tarafında, devlet tarafından bir sansür değil ama bir otokontrol mekanizması, bir öz eleştiri mekanizması çalıştırarak gerçekten anlık doğru bilgiyi halka ulaştırmak, halkın anlık sesini yetkililere ulaştırmak tarafında hızlı, güvenilir ve çok kolay ulaşılabilir kılmanın gerekliliği artık çağımızda buna doğru gidiyor. Evet. Bu düsturla ilerlersek bir yerlere varacağız. Evet. Evet sevgili Radyo Eli dinleyicileri ve çok kıymetli Kapadokya Haber izleyicileri, şu an bizi yeni dinlemeye başlayanlar ve şu an bizi yeni izlemeye başlayanlar için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün canlı yayın konuğumuz Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Bayram Ekici ve yine Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet Menekşe. Efendim tekrar kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ve kaldığımız yerden yayınımıza devam ediyoruz. Başkanım, gençlere gazetecilik hakkında ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz? Onların bir özentisi varsa neler tavsiye edersiniz? Evet. Şimdi ilk önce gençlik dedik de gençlik nereye doğru evriliyor ona bakmak lazım. Evet. Okudukları okul, mezuniyetinden sonra kazanacakları yüksek öğretim kurumu önemli. Burada gazeteciliği seçecek, bu işe gönül koyacak gençlerin de olması gerekiyor. Tabii bu da üniversitenin kollarından, eğitimlerinden bir tanesi. İletişim fakültesi okumak. Evet. Yani ilk önce şunu benimsemeleri gerekiyor. Ben gazetecilik mesleğini de seviyordur zaten. Şöyle genel itibariyle baktığımız zaman bu işi sevmeyen kimse yok gibi görüyorum ben. Çünkü sosyal medyada herkes habercilik yaptığını zannediyor. O açıdan böyle bir durum söz konusu. Bunu sevmeyen kimse yok diye düşünüyorum. Ama bu işe gönül verip bu işi gerçekten yapmak isteyen gençlerimize de şu tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Eğer bu işi gerçekten yapmak istiyorsanız tamam, bu işin okulunu okumak zorundasınız kesinlikle. Akademik olarak o bilgiyi almak zorundasınız. Onda hemfikiriz. Ama her ne olursa olsun, ne kadar okumuş olursanız olun, değişen hiçbir şey yok. Sahada birebir de çalışarak bu işi tabii ki bu işi daha iyi hale getirip daha profesyonel hale getirmek için sahada çalışılması gerekiyor. Bunu da mevcut gazeteler yanında, işte televizyonlarda, radyolarda bir şekilde yapabilirsiniz. Yani bunu yapmak için istemeniz gerekiyor. Yani meslek olarak sıkıntılarımız çok büyük. Nasıl sıkıntılar var? En başta maddi sıkıntıdır. Gazetecinin en büyük sıkıntısı maddi. Ya hem ne olursa olsun bugün
Herkes ticaret yapıyor, herkes para kazanıyor, herkes evine ekmek götürüyor, çoluğu var, çocuğu var, değil mi? Evet. Gazeteci de evi var, barkı var, çoluğu var, çocuğu var. O da para kazanmak zorunda. Bu işi yani laf olsun diye yapmıyor kimse. Yani burada tehdit şantaj yoluyla olmamak şartıyla yapılan her faaliyet bir ticarettir. Gazeteci için de aynıdır, yani değişen hiçbir şey yok. Burada haberi yapacak, halkı bilgilendirecek, doğru haberi yapacak tabii ki. Bunu yaparken de aldığı reklamlarla, habere karşılık bir şeylerle, yani bu işi yürütüp evine ekmek götürecek. Yani bu gazeteciye verilen ücretlerin hepsi böyle fiyatlar. Tabii öyle bir şey değildir. Yani bunu gençlerimizin işte burada sıkıntısı şu. Ben okullara böyle meslek tanıtımlarına gidiyorum. Daha işte en son Mersin'de gittim, Tarsus'a gittim, Adana'da yaptım. Buraya da burada da okullarda yaptık tabii. Her şehrin Türkiye'nin bazı illerine gittim ben bu şekilde. Meslek tanıtımıyla alakalı gazeteciliği anlatmaya çalıştık. Tabii bunu anlatırken de şimdi çocukların bana sordukları, gençlerin sordukları bir şey var. Her şey güzel. O kadar soru soruyorlar, her şeyi tamamlıyoruz, her şey mükemmel gidiyor. O kadar memnunlar ki bıraksam şimdi hepsi gazeteci olacak. Tamam mı? O durumda. En son soruya geliyoruz. Her şey bitiyor. Peki Bayram Bey veya Başkan, biz gazetecilikten ne kazanacağız? En zor soru biliyor musunuz? Şimdi, en zor soru. Ben de duraksıyorum tabii. Bu soruya hazırlıklıyım yalnız. Çünkü biliyorum. Bu işin sıkıntısını, en büyük maddi sorun olduğunu biliyorum. Çünkü bir basılı gazetenin bugün çıkartılmasının dünyalar kadar para lazım. İstihdam yapıyorsunuz, malzeme harcıyorsunuz, işçileri çalıştırıyorsunuz. Matbaada gazeteniz basılıyor, dağıtımcıya dağıtımını yaptırıyorsunuz. Her şey para, her şey para. Tabii. Belli bir maliyet var, bu ciddi maliyetler. Bunun karşılanması için ciddi bir gelirinizin olması gerekiyor. Tabii şimdi çocuklar haklı olarak diyor ki ben ne kazanacağım? Bugünkü şartlar içerisinde çocuklar, diyorum ki asgari ücretle çalışabilirsiniz. Çünkü bir gazete veya basın firmasının yapabileceği, verebileceği şu anki şartlar içerisinde ancak asgari ücrettir. Tabii çocuklar dediğiniz gibi diyebiliyor. Neden? Beklentileri yüksek. Ben bu okulu okursam diyor, ben iletişim fakültesini bitirirsem bir televizyoncu olabilir miyim, bilmem işte bir muhabir olabilir miyim. Dışarıdan çok havalı gözüküyor. Çok gözüküyor, işte onu söylüyorum. Ama ben de şunu söylüyorum. Bir fotoğraf veya bir haber senin hayatını da değiştirebilir. Bugün yerelde bir fotoğraf yüzünden veya bir haber yüzünden ulusalda, yani genel itibariyle yaygın basında çok ciddi bir yer de bulabilirsin kendine. Ama işini düzgün yapmaz. Lay lay lom geçinir gidersen hiçbir şey olmaz. Böyle de bir sorun var. Gençlerle en büyük tartıştığımız konulardan bir tanesi bu. Haklı olarak da bir şey demiyorum. Keşke basınımız daha fazla kazansa, daha fazla istihdam yapsa. Siz bir çalıştırıyorsanız iki kişi daha alırsınız. Şuranın kontrolü daha güzel olur. Daha güzel yayınlar yaparsınız. Daha güzel ortamlar oluşturursunuz. Aynı şekilde gazetede çalışan muhabirler işte sahada daha fazla gezer. Daha farklı haberler peşinde koşar. Belli kalıpların içerisinde dışarıya çıkar. Onun için önemli bir konu. Gençlere tavsiyem, bu işi gerçekten seviyorsa biraz da ticari zekalarını kullanmaları gerekiyor. O açıdan onlara da onlar konusunda da ayrı bir eğitim alırlarsa daha başarılı olurlar. İnternet gazetecileri için yeni bir yasa çıktı ama o da bekleneni karşılamadı. Evet. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Bu yasa zaten beklediğimiz bir yasaydı. Biz daha önce Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak zaten bu konuyla alakalı, yeni basın yasasıyla alakalı birçok tavsiyelerimiz oldu. Dosyalar hazırladık. Neler yapılması gerektiğini sunduk. İşte bu sorunların nasıl çözülebileceği, internet medyasındaki konuların nasıl işleyebileceği yönünde tavsiyelerde bulunduk. Tabii bizim tavsiyelerimiz ne de olsa büyüklerimiz orada oturduğu zaman farklı açıdan bakıyorlar. Veyahut da ama işte o açıdan bakmaması gerekiyordu. Sahadaki insanların, çalışan insanların, bu işi gerçekten düzgün yapan insanların takip edilmesi gerekiyordu. Ona göre bir yasa hazırlanması gerekiyordu. Sadece koltukta oturup bir yasayı çıkartmak
hoş bir durum evet. değil. Çünkü bugünkü duruma baktığımız zaman dijitalleşmeye hepimiz açız. Kesinlikle itirazımız yok. Ve biz bunu kabul ediyoruz zaten. Ve bunun çıkması yönünde de biz tavsiyelerde bulunmuştuk zaten. Hem iletişim başkanlığına hem basın ilan kurumuna bu tür şeylerimiz, görüşlerimiz bildirdik. Ve yasanın çıkması konusunda da düşüncelerimizi ilettik. Yalnız çıkan bu yasayla birlikte bazı sorunları da birlikte geldi. Çok ağır şartlar sunuldu. Altından kalkılamıyor şu anda. Tabii şu an için altından kalkacak bir durum yok. Özellikle İç Anadolu bölgesindeki veya işte bölge olarak sınıflandırdığımız zaman yani böyle küçük illerdeki gazetelerin, internet habercilerinin, işte medyanın çok büyük ciddi şehirlerde bile imkansız var, var. Evet ama küçük şehirlerde daha fazla. Çünkü reklam potansiyeli az. Çalıştıracağınız işçi az. İstihdam yapıyorsunuz. Sizden istihdam istemiş en az 4 tane. Bazı illerde 8 tane. İle göre değişiyor. İlin büyüklüğüne göre değişiyor. Bu istihdamı yaptıktan sonra işte 4 tane istihdam yapsanız bugün siz internet sitenizde 80 bin lira zaten otomatikman işçi masrafınız var. 4 istihdamda. Bunun haricinde kiranız var, elektriğiniz var, işte suyunuz var, yayın gideriniz var. Bilmem birçok. Altından kalkması çok zor evet. bir yük oluşturuyor. Bunun, tabii bununla birlikte otomatikman reklam konusuna ağırlık vermek durumundasınız. Bir şekilde reklam almak durumundasınız. Bu maliyetleri karşılamak zorundasınız. Ki bu ortamda karşılanabilecek durumda mı? Karşılanamıyor. Mümkün değil. Maalesef bu konuyla alakalı zaten Türkiye genelinde şu anda yanlış hatırlamıyorsam 400 civarında bir internet haber sitesi müracaatı olmuş. Onun haricinde yok. Böyle de ciddi bir sorun var. Çünkü şartları çok ağır. İşte sayfa görüntülemesi sayısı, ondan sonra kişisel olarak bireysel girişlerin çok yüksek olması, yani oradaki belirtilen rakamların çok yüksek olması ve aynı şartları her gün uygulanmasını istediği bir ortam ve bu çok zor bir durum. Bunu çok bilmiyorum ama yani çok büyük gazetelerden haricinde kimsenin başaramayacağı gerçek. Evet. Böyle bir sıkıntı var. Bunu yeni yasa inşallah önümüzdeki günler içerisinde de tekrardan gözden geçirilmeli. Bu yeni yasayla alakalı alınan kararların tekrar gözden geçirilerek biraz daha yumuşatılması yönünde tavır konulmalı diye düşünüyorum. Zaten biz hem Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti olarak artı Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak biz burada siyasilere, grup başkan vekillerine, ondan sonra siyasi parti başkanlarına, artık Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ve Basın İlan Kurumu'na görüşmelerimizi yaparak dosyalarımızı yine götüreceğiz, yine sunacağız. Önümüzdeki İtiraz günlerde... İtiraz mı edeceksiniz? İtiraz değil, bizimki yapılan bu kanunla birlikte olumsuzlukları yani bilgiler masaya yatıracağız tekrardan. Evet. Bunların düzeltilmesi noktasında daha şeffaf ve basınımıza yardımcı olunması konusunda dileklerde bulunacağız. Yani en iyi yapacağımız o. Tabii biz bu konunun takipçisiyiz, mutlaka bırakmıyoruz ama sorun hepimiz ilgilendiren bir sorun. Ve biz de dediğim gibi yani Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nda çatı olduğu için Türkiye genelinde bütün medyamızı kapsadığı için biz bu görevi zaten üstleniyoruz. Şehrimizde de zaten bu konuyla alakalı çalışmalarımız var. Kurumlarla alakalı görüşmelerimiz hala devam ediyor. Çünkü yeni yasayı şu anda kimse doğru düzgün uygulamıyor. Ve gerekli destek de yok zaten. O desteklerin düzgün bir şekilde tamamlanıp gerekli istihdamların yapılması gerekiyor. O açıdan önümüzde yerel yönetimlere büyük iş düşüyor. Kamu kurumlarımıza büyük iş düşüyor. Bu konuda bize yardımcı olan en başta Sayın Valimize ve belediye başkanlarımıza yine teşekkür ediyorum. Ama yeterli olup olmadığı konusunda bunları zaten tekrar yine aktaracağız. Gene konuşacağız, gene konuşacağız. Hiç susmayacağız yani. Biz sustuğumuz zaman olay çok farklı yerlere gidiyor. Onun için son durumumuz internet medyasıyla alakalı bu. Peki Ahmet Bey, siz neler söylemek istersiniz konuyla ilgili? İnternet medyası tarafında çok ciddi istekler, çok ciddi şeyler var kanunda. Beklediğimizden çok daha farklı çıktı sizin de bahsettiğiniz gibi. İlla ki bunlar düzeltilecektir zaman içerisinde.
elma ile armutu birbirinden ayırmak tarafında da belli başlı kriterler zaten olmalı. Ama burada şu var, İstanbul'daki, işte Ankara'daki bir internet medyası kuruluşuyla alakalı ya da zaten basılı gazetesi çıkan, ulusal gazetesi çıkan bir firmanın yerel ve küçük ildeki bir firmayla neredeyse aynı şartları taşıyor olması biraz kötü. Dolayısıyla bunu daha önce Nevşehir'in ya da bölgemizin televizyonları konusunda da aynı şeyi konuştuk. Yani bugün ulusal bir televizyonun giderleriyle yerel bir televizyonun giderleri neredeyse aynı. Dolayısıyla gelirleri aynısı olamıyor. Radyoda da böyle. Yani sizin de mecburen bir stüdyo, bir verici vesaire giderleriniz var. Tabii. TRT FM'in de var. Yani bunun bir şekilde minimize edilmesi, yerel basının desteklenmesi tarafında önemli. Yerel basının desteklenmesi adının tarafında 15 Temmuz'dan hemen sonra bir ödül töreni vesaire yapılmıştı. Artık o da yapılmıyor. Yerel basın biraz iktidarın, hükümetin gözünden bir taraftan nedense bir çıktı. Bununla alakalı gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Bu konuda tabii sesimiz olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanım, Genel Sekreteri aynı zamanda sesimizi duyuruyorlar. Güçlerinin yettiğince, seslerinin yettiğince. Ama dijital medyadan, internet medyacılığından kaçış gibi bir şey söz konusu olmadığı, hatta bunun gerçekten düzgün bir şekilde ilerlemesi gerektiğini her mecrada, her konuda söylüyoruz. Bu konuda düzenlemelerin de zaman içerisinde, hani bir seferde olmaz bu işler, düzenlemelerin de zaman içerisinde olacağını düşünüyoruz. Ama bu bir an önce olmazsa eğer, internet medyacılığı yerel konularda biter. Şu anda bitme noktasına geldi zaten. Çünkü hem istihdam tarafında hem standart giderler tarafında bugün ajans fiyatları bile çok, çok fazla. Diğer taraftan hani bu işin emekçileri gecesi gündüzü yok. İşte gece sabahlara kadar editörlük yapıyor insanlar. Öteki adam sabahın köründe kalkıp işte sahaya inip fotoğraf çekiyor. Öteki de gece sabaha kadar bunun haberini yapıyor. Bir şekilde buradan bir çok yüksek bir emek var ve bu çok çabuk tüketiliyor. Bu tüketimin karşılığı yok. O yüzden bu işe bir an önce inşallah yetkililer sesimizi buradan da duyar. İnşallah çok isteriz. Evet Sayın Başkanım, son olarak gazeteciler ve basın bayramında meslektaşlarınıza, üyelerinize ve genel halka nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Vaktimiz var değil. Tabii tabii. Yani biraz. İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Size sınırsız vakit var. Bugün sansür yok değil mi? Sansür yok başkanım. Evet. Tabii doğru. Biz de kesinlikle sansür olsun istemiyoruz zaten. Bizim de sesimizi duyduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yani radyolar olarak da programımızda olmaktan mutluyuz. Şimdi gazeteci arkadaşlarımızın, sahada çalışan arkadaşlarımızın özellikle bazı sorunları var. Ben bunu dile getirmek istiyorum. Biraz önce bahsetmiştim de. Onu şimdi biraz daha açıp neler yapılması gerektiğini, nasıl bir durum içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Her ne olursa olsun dediğim gibi ilk önce hepimiz bir insanız. Olağanüstü güçlerimiz yok. Farklı hayallerimiz de yok. Yani nihayetinde bizler de işlerini yapan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, bu işi yapan, bu işle iştigal eden, bu işten ekmek yiyen insanlar. Hepsinin çoluğu var, çocuğu var, evi var, barkı var dediğimiz gibi. Ve kazanmak zorundalar. Ve kazanmalar için de şehrimizin ileri gelenleri, işte sivil toplum örgütleri tarafından, kurumlar tarafından, yerel yönetimler tarafından desteklenmesi gereken bir ortama bir mevcut. Yani o açıdan en büyük sorunu biz nerede yaşıyoruz belki? Sahada çalışan arkadaşlarımız çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Dedik ya, yani bu sorunları... Bir kaza oluyor, fotoğraf çektirilmiyor mesela. Evet, işte şimdi oraya geleceğim. Herhangi bir olay karşısında bir kaza olabilir, cinayet olabilir, işte farklı bir haber olabilir. Tanıtım olur, şu olur, bu olur. Trafik kazasında. Her şey olabilir. Şimdi birincisi şu. Bizim Nevşehir'de meslektaşımız, gazeteci arkadaşlarımız hiçbir şekilde bu şehre zarar vermek için bir haber yapmaz. Bu birinci kural. Biz bunu zaten bütün arkadaşlarımıza cemiyet olarak, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti olarak söylüyoruz, ilgilendiriyoruz. Bu şehre katkı sunacak en büyük değer sizlersiniz arkadaşlar.
Yani gazetecilerdir. Ve ben bu konuda da hiçbir tereddütüm yok. Burada çalışan arkadaşlarımızın hepsi de bu şehre değer katıyor. Bu şehrin tanıtımına katkı sunuyor. Bu şehrin gelişmesine katkı sunuyor. Bu şehrin eksiği varsa yönetimlere, yerel yönetimlere, işte ilgili kurumlara ileten büyük, en büyük aracı, dediğimiz gibi biraz önceki sayın vekillerimizin mesajında olduğu gibi halkla kamu arasındaki köprü vazifesini gören gazetecidir. Gazeteci arkadaşımız işte dedik, herhangi bir olay, işte trafik kazası, yaralı olur, kavgalı olur, gürültü olur. Şimdi en büyük sıkıntıyı biz nerede yaşıyoruz? Orada, sahada yaşıyoruz. Sahadaki arkadaşımız olayla alakalı habere gittiğinde alacağı fotoğraf, çekeceği fotoğraf, fotoğrafın neticesinde işte oradaki fotoğraftan ziyade görevli polis, jandarma, işte artık kim varsa oradaki herhangi bir kurumun yetkilisi, şu bu tarafından işte aşağılanması, uzaklaştırılması, işte çekme kardeşim, sen kimsin, kimliğini göster, ya işte şu olur, bu olur falan filan, işte böyle tartaklanma, işte gazeteci arkadaşımızın kamerasını kırma, kavga, gürültü, böyle lüzumsuz davranışlar var. Yani bunu yapan kim? İşte atıyorum polisten olur, jandarmadan olur, işte kamu görevlisidir, yani bunu yapar. Biz bunu istemiyoruz. Kamu görevlisi görevini yapacaksa en büyük görevi gazeteciye yardımcı olmaktır. Oradaki gazeteci arkadaşımız hiçbir şekilde zaten yanlış haber yapmayacak. Doğru bilgiyi almak zorunda. Vatandaş zaten orada çekiyor. Cep telefonuyla çekiyor. Sosyal medyasında paylaşıyor. Dediğim gibi bir bilgi kirliliği var. Herkes bir haber paylaşabilir. Herkes farklı bir yorum getirebilir. O fotoğrafın altında bir... Ya gazeteci arkadaşımız niye çektiniz? Gazeteci arkadaşımız bu bilgi kirliliğini önleyecek adam. Artı doğru haberi de servis edecek adamdır. Siz bu arkadaşlarımıza sahada yardımcı olacaksınız ve bu şehre hizmet edeceksiniz. Bu şehre öyle hizmet edebilirsiniz ancak. Başka türlü edemezsiniz. Gazeteciyi kovmakla, kimliğini sormakla. Kardeşim o kadar şeyse, çok önemliyse, bilmiyorsan öğreneceksin kardeşim. Nevşehir çok küçük bir yer. Kim gazeteci, kim değil. Kim değil. Bakarsın, fotoğraf çekiyorsa, fotoğraf çektiği anda veya haberle alakalı bir durumda tartaklamayacaksın. Çeker bitirir, gel kardeşim dersin, kimliğini görebilir miyim? Kibarca istersin. Gösterirse, buyur gazete, tamam, teşekkür ederim der, gönderirsin. Kimliği yoksa, gazeteci de değilse, gel kardeşim sil şunlara bakayım dersin, hakkında da işlemi yaparsın. Olay budur. Nevşehir'e hizmet böyle yapılır. Kamu görevlisi gazeteciye, tamam mı, gerekli yardımı, hassasiyeti göstermek zorundadır. Çünkü bunu eğer yapmıyorsa burada vatandaşın haber alma özgürlüğü gasp ediliyor demektir. Kesinlikle. Buradan Sayın Valime çağrım olsun, gerekli kurumları uyaracağı kanaatindeyim. Çünkü daha bir gün önce bir olay yaşadık. 2 gün önce. Şehrimizde olan bir cinayet haberiyle alakalı bir basın mensubu arkadaşımız sen kimsin, kimliğini ver, çekme, işte diyerekten, el kol hareketleriyle vuraraktan, elindeki fotoğraf makinesine vurmaya çalışır böyle. Görüntüleri mevcut yani. Konuşmaları da mevcut bende. Hepsi var. Yani bu şekilde bir davranış içerisine girmiş bir polis. Ya sen onu yapmayacaksın işte. 24 Temmuz bugün basın bayramı diyoruz da işte basın bayramı bu değil. Biz bunu bayram olarak kutlayamıyoruz Ayşen. Evet, içimiz çok üzüldü. Evet, yani burada. olay anlaşıldı değil mi? Yani evet. 24 Temmuz niçin bayram olarak kutlanmıyor? İşte bu yüzden bayram olarak kutlayamıyoruz. Burada da sansür uygulanıyor işte. Gazeteci engelleniyor, gazeteci her fırsatta öteleniyor, işte darp ediliyor ve halkın haber alma özgürlüğü gasp ediliyor. Evet, buna girmememiz gerekiyor. O açıdan yapılacak en güzel şey dediğim gibi, kurumlarda görevli memurların, amirlerin, müdürlerin gazeteciye yardımcı olarak doğru haberi doğru şekilde yayılmasına, dağıtılmasına, servis edilmesine yardımcı olmak. Gazeteciye doğal olarak yardımcı olduğumuz zaman ben şunu söylüyorum, Nevşehir'de bütün gazeteci arkadaşlarımızın bu şehre değer kattığını, bu şehrin gelişmesine katkı sunduğunu, tarımına katkı sunduğunu
ve şehri kötüleyecek herhangi bir durum içerisine girmeyeceği kanaatindeyim. Zaten herhangi bir olay karşısında neyin yazılacağını, neyin yazılmayacağını veya çekilen fotoğraflarda hangisinin kullanılacağını, kullanılmayacağını çok iyi bilir. Çekilen farklı fotoğraflar, o kullanılmayan fotoğraflar var ya, herhangi bir adli durumda, tamam mı, o gazeteciden istenir, muhabirden istenir. Evet. O fotoğraflar o zaman için lazımdır. Orada görevli memurun çekmediği fotoğrafı gazeteci çeker. Adli bir durumda savcı gazeteciden bunu talep eder. Varsa gazeteci de sunar. Olayın aydınlatılması noktasında veyahut da elindeki dönelerin ortaya sunulması noktasında bir değer katar. İşte olay budur. Bunu yapmak gerekiyor. Ondan dolayı bu sıkıntı. Evet. En büyük sorunumuz bu. Diğer açıdan da meslektaşlarımıza tavsiyelerimiz mi olsun? Evet. Tavsiyelerimiz her zaman var ama yani biz birlik beraberliğimizi hiç bozmamamız gerekiyor. İlk önce meslektaş olarak birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Hangi koşullarda olursa olsun, bunun basılı gazeteler olsun, internet medyası olsun, radyolar olsun, televizyonlar olsun. Yani hepsinin sorunu var. Yazılı basının işte dediğim gibi kağıt sorunu var, malzeme sorunu var, baskı maliyetleri var, işçi maliyetleri var. Televizyonların uydu maliyetleri var. Sizlerin aynı şekilde giderleri mevcut. İnternet medyası diyoruz. Gene aynı istihdam çıktı. 4 tane, 5 tane artık neyse duruma göre 8 tane istihdam söz konusu. Bunlar yaşanıyor, bunlar oluşuyor. Bu açıdan buralarda çalışacak arkadaşlarımıza en büyük temennimiz, dileğimiz şu olsun. Birlik beraberliğimizi bozmadan, bu şehre değer katarak, mesleğimizi karalamadan, tehdit şantaj yoluyla haber yapmadan, gazeteci kimliğini iyi kullanarak, halkımızın doğru, tarafsız habere ulaşması açısından güzel çalışmalar yaparak, 24 Temmuz'u basın özgürlük dayanışma günü değil, basın bayramı olarak kutlayacağımız günleri hep birlikte görmemiz dileğiyle sağlık ve mutluluk, esenlikler diliyorum tüm basın mensubu arkadaşlarıma. Programımız bitmedi. Daha devam ediyoruz. Yani, yok, ben o temenniyi sunayım şimdi. Evet, teşekkür ederim. Sorduğumuz için onu da gerçekleştirmiş olalım dedik. Yani, programa devam ediyoruz zaten. Sıkıntımız yok. Evet. Size de bugün bir sürprizimiz var. Hazırsak sürprizimizi getirelim. Evet, tüm gazeteci arkadaşlarımız adına başkanım. Evet, pasta geldi. Gazeteciler ve basın bayramını kutluyoruz. Tüm gazeteci arkadaşlarımız adına pastamızı kesmenizi rica ediyoruz. Evet. Bu pasta dediğimiz gibi daha güzel kutlayabilirdik bunu. Tam konunun üzerine geldi aslında pastamız da. Evet. Sizi biz zaten yakinen tanıyoruz. Aşam cemiyetimizin en nadide insanlarından bir tanesisiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim başkanım. Ve çok ince düşüncelere sahipsiniz. Bugünü de pastayla şereflendirdi. Ben çok bu pastayı keserim şu şekilde tabii ki. Bir bayram kutlaması değil artık yani dediğimiz gibi. Ama birlik beraberliğimizin, dayanışmanın bir örneği, bir temsili olarak kabul edeyim ben bu pastayı. O şekilde keserim diye evet, düşünüyorum. Arkadaşlarımızdan da bir fotoğraf rica edelim. Hemen. Ahmet Bey, siz ne demek, neler söylemek istersiniz bu pasta keserim. Kesimi için? Pasta konusu, evet, gerçekten çok teşekkür ederim. Çok ince düşünmüşsünüz. Ama ancak dayanışmayla alakalı, bir birlik beraberlik mesajıyla alakalı. Olabilir. Evet. Bayram gibi, bayram kutlayacağımız daha nice pastalara diyelim. Evet. Siz de uzatın. Teşekkür ederim. Beraber olsun. Şöyle, beraber keselim. Şöyle yapalım, evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Şundan da keselim bari kaybolmasın. Biz de düşünelim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben Nevşehir milletvekillerimizin mesajını bir kez daha okumak istiyorum. İzniniz olursa. Tabii, tabii. Ben ondan sonra gene bir teşekkür. Tabii ki. Nevşehir milletvekili Süleyman Özgün'ün mesajını aktarmak istiyorum. Ayşe Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Gazeteciler gününüzü kutluyorum. Sizler şehrimizin değerisiniz. Konuklarımız Bayram Ekici, Ahmet Menekşe ve tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum.
toplumun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmek adına özveri ile çalışan, kurumlar ile bireyler arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim, diyor Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün. Bu güzel mesajı için tüm gazeteci arkadaşlarım adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Profesör Doktor Filiz Kılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili. Onun da mesajını sizlere aktarmak istiyorum. Merhabalar Ayşe Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Gazeteciler gününüzü kutluyorum ve çok kıymetli başarılarınızın devamını diliyorum. Konuklarınız Bayram Ekici, Ahmet Menekşe ve tüm gazeteci arkadaşlarımızın da gününü kutluyorum. Görevini büyük özverilerle yerine getiren, Türk milletiyle ve hemşerilerimizle buluşmamızı sağlayan Nevşehir'imizin kıymetli basın mensupları başta olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler Basın Bayramı'nı kutlar, esenlikler dilerim, diyor Profesör Doktor Filiz Kılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Yine Nevşehir Milletvekilimiz Emre Çalışkan'ın da mesajını sizlere paylaşmak istiyorum. Değerli Ayşe Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Sizin ve konuklarınızın, Bayram Ekici, Ahmet Menekşe ve tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Toplumun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmek adına mesai mevhumunu gözetmeksizin özveriyle çalışan, kurumlar ve bireyler arasında köprü görevi üstlenen değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Emre Çalışkan, Nevşehir Milletvekili. Sayın Çalışkan'a, değerli milletvekilimize de çok teşekkür ediyorum bu güzel günümüzü kutladıkları için. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, buyurun, söz sizde. Evet, programımız devam ediyor mu? Evet, ediyor. Son birkaç dakika. Ben burada hemen bu okuduğunuz güzel mesajların ardından bir teşekkür etmek istiyorum. Nevşehir milletvekillerimiz Süleyman Bey'e, Filiz Hanım'a ve Emre Bey'e çok çok teşekkür ediyorum bu güzel duygular için. Zaten önümüzdeki günlerde milletvekillerimizle ilgili beraber yürüteceğimiz bir çalışma var basınla alakalı. Bu konuda özellikle Emre Vekilim üstün gayretleriyle bizle beraber bu yolu izliyor. Kendisine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Gazetecinin ve gazetecilerin sorunlarıyla alakalı ben gerçekten ümitliyim. Bu şehirde bazı şeyler gene değişecek. Çok güzel şeyler olacak. İnşallah hak ettiğimiz yerde olacağız. Ben bunun inancındayım. Yani çalışmalarımız da o yönde. Güzel çalışmalar yapıyoruz. İnşallah sorunlarımızı da masaya yatırıp güzel bir yol alacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Bu açıdan Nevşehir'deki tüm siyasilerimize, başta milletvekillerimiz olmak üzere, artı 3 tane de bakan yardımcımız var. Ben geçtiğimiz günlerde zaten hem bakan yardımcılarımızı hem de milletvekillerimizi ziyaret ettim Ankara'da. Ve güzel temennilerle ayrıldık. Ortak çalışma prosedürleriyle çıktım ben oradan. Nevşehir basın adına yapılabilecek ne varsa katkı sunmaya hazır olduklarını da belirttiler. Biz sıkıntılarımızı aktardık. Onlar hangi konuda nasıl yardımcı olabileceğini, nasıl çalışılabileceğini bizlere aktardılar. Ve bir dayanışma içerisine girdik. Tavsiyelerini aldık. Bundan sonraki süreç içerisinde nasıl ilerleneceği konusunda da hemfikir olduk. Biz çok mutlu olduk açıkçası. Ümitliyim derken ben onu söyledim. Onların bize söyledikleri kelimeler boş kelimeler değildi, yani onu açıkça söyleyeyim ki gerçekten bu işin çözümü noktasında bize en büyük desteği olacak insanlarla bir aradayız bugün. Çok güzel. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu arada Sayın Bakanımız Ebu Bekir Gider'e de selam olsun diyelim. Çok değerli bir bakan yardımcısı ve desteğini de bizlerden esirgemeyeceğini düşünüyorum. Tabii tabii. Aynı şekilde Ebu Bekir Bey, Akın Bey ve Gökhan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. İnan bu şehre büyük değer katacak insanlar. Biliyorsunuz yani birisi tarımda, Tarım Bakan Yardımcısı,
Evet. Burası zaten bir tarım ve turizm bölgesi. İkincisi Turizm Bakan Yardımcımız var. Ve çok büyük bir kazanç. Kazanç bizim için yani öyle. Tabii ki öyle. Çok büyük, bizim için büyük bir değer. Bu şehrin, bu bölgenin sorunlarını bilen insanlar. Evet. Kim bu şehre bir tuğla koyarsa o bizim için çok kıymetli. Biz onu her zaman söylüyoruz zaten. Yani ne olursa olsun biz bunun arkasındayız. Bu kişileri de destekliyoruz. Bizim de desteklenmemizi istiyoruz. Biz de bu şehre bir şeyler kattığımız inancındayız dediğimiz gibi. Ha, o açıdan hem bakan yardımcılarımıza hem milletvekillerimize ben çok çok teşekkür ediyorum. Biz zaten siyasilerle basın her zaman biriz, beraberiz, ortak hareket eden insanlarız. Sürekli yan yana gelen insanlarız. O açıdan Nevşehir'de özgür ve daha demokratik bir yapının oluşması adına beklentilerimizi de aktardık. Kendilerine yardımcı olacaklarından dolayı şimdiden teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz. Güzel mesajları için de ayrıca teşekkür edip saygılarımızı gönderelim buradan tüm arkadaşlarım adına. Saygılarımızı sunarız. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Sayın Menekşe, sizin de son yürek sözlerinizi alalım. Son olarak hem gazeteci arkadaşlarımıza, hem Nevşehir halkına, hem Radyo 50 dinleyicilerine, hem Kapadokya Haber takipçilerine neler söylemek istersiniz? Ayşe Hanım, öncelikle sansürsüz bir şekilde, kesintisiz bir şekilde sesimizi duyurmamıza 24 Temmuz özelinde yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Rica ederim. Şeref duydum. Hoş geldiniz tekrar. Hem halkımızla, hem yerel yönetimlerle, hem kamu görevlileriyle, hem siyasi partiler ve hükümetle basının aynı anda yan yana yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün medya, bütün basın gruplarının bu konuda köprü vazifesi gördüğü aşikar. Ama yan yana olmadığım sürece bu köprü çok zor ayakta kalıyor. Yan yana birbirimize destek olarak, birlik beraberlik dayanışma içerisinde bir zincirin halkaları gibi davranırsak bu konuyla alakalı çok daha ileriye yol kat edeceğiz gibime geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sizin son sözünüz Radyo 50 ve Kapadokya Haber seyircileri için neler olur başkanım? Evet. Çok kısa bir... Sevgili dinleyiciler, aynen o şekilde. Evet. Yapalım. Nevşehir'de yayın hayatını sürdüren Radyo 50 ve Kapadokya Haber olarak Ayşe Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Bu şehre gerçekten kendisi de bir değer katıyor. Basınımızın güzide mensuplarından her zaman söylerler ya, yani programlarda değerli basınımızın güzide mensupları falan diye. Ama hep en son söylüyorlar. Başta olsa daha iyi olur. Evet, yani biz şunu söylemiştik, basın Türkiye'de dördüncü güç olarak nitelendiriyorduk yani. Evet. Maalesef aşağılarda yer almasını isteyen insanların fazlalığından dolayı işte hep en son telaffuz ediliyoruz. Basınımızın değerli mensupları işte. Böyle olduğu zaman işte. Ya başta da söyleyebilirler. Evet, değişiklik olsun, en azından sizin de farklılığınız ortaya çıkmış olur. Tavsiye olarak buradan yetkililere söyleyelim. İşte programda, şurada, burada, bu şekilde. Artı dediğim gibi büyük bir hizmet yapıyorsunuz Ayşe Hanım. Önemli değerlerimizden bir tanesisiniz. Nevşehir'de basın sektörünün daha ileriye gitmesi için hep birlikte çalışacağız. Aynı zamanda bizim cemiyetimizin üyesisiniz. Değerli üyelerinden bir tanesisiniz. Ve burada yapacağınız her hizmet Nevşehir'e büyük bir değer katıyor. Biz bunun bilincindeyiz. Halkımızın da bilincinde olmasını istiyoruz zaten. Halkımızdan da bizlere olan desteğin daha fazla artmasını, bundan sonraki süreç içerisinde eleştiri yaparken de kırıcı olmadan yapılan yorumların haberin alt başlığıyla değil, haberin niteliğinin komple içinin okunmasından sonra yapılacak yorumların daha önemli olduğuna, artı dediğim gibi bizde de yok değil, mutlak surette bizde de var, tehdit şantaj yoluyla habercilik yapan her kimse, bu ben olabilirim, öbürü olabilir, Ayşe Hanım olabilir, Ahmet olabilir, hiç fark etmez. Bunu yapan kimse de bunlara itibar edilmemesi gerektiğini biz her zaman vurguluyoruz. Burada da çuvaldızı kendimize batırmak zorundayız. Her meslekte olduğu gibi bizim içimizde de, basın mesleği içerisinde de bu tür insanların mevcudiyeti var. O açıdan dediğimiz gibi doğruyla eğriyi ayırmak, doğru olanı desteklemek, yanlış yapan arkadaşımızı da doğruya yöneltmek. Bizim en büyük amacımız, temennimiz bu. Okuyucularımızın artması, takipçilerimizin artması, her
takipçi, bu şehre değer katan insanlar olarak düşünüyoruz biz. Basına ne kadar değer verirseniz basın bu şehre o kadar değer katacaktır. Bu değer sizlerin sayesinde olacaktır. Bizim en büyük temennimiz budur. Bizleri dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bugün sansürsüz bir yayın sunduğu için de bize bu hakkı tanıdığı için de Ayşe Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ilk önce Nevşehir'deki basın mensubu arkadaşlarımızın, daha sonra Türkiye genelindeki basın mensubu arkadaşlarımızın, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak 24 Temmuz Basın Özgürlük Dayanışma Günü'nü kutluyor. Selam ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Radyomuza, evet, haber sitemize şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Kıymetli vakitinizi aldık. Evet, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı gününde değerli konuklarım, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekeci ve yine Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Menekşe oldu. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum bu güzel, keyifli yayın için. Tekrar bir gündem özel programında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.